Harun babama bak be, Harun babama bak be vallahi. Acayip bir atmosfer. 15 dakikada o atmosfer bitti. Elbette böyle bir hırsızlık manasında bir şeyim yok. Ama... Ama yani biraz tadımız kaçtı tabii. Bir yerden bir şey kazanmasam ben bu parayı vermem. Çünkü yani kırılmış falan diye. Çok siz de soruyorsunuz. Baba oluyorum. Sokrates Stüdyo'ya Londra Merkezi'nin yeni bölümüne hoş geldiniz değerli izleyenler. Siz her zaman geliyorsunuz zaten. Esas siz hoş geldiniz. Burada yani seyircilerimize siz kendinizi tanıtın diyeceğim ama burada Gudubet Furkan olarak Onur Erdem yazmış. Yani, bu kim lan diyenler olabilir. Yani neden böyle yazıldı? Ya Gudubet Furkan niye böyle yazıldı? Şimdi ben West Ham takımının sempatizanıyım. Hemen arkadaki formadan da görüldüğü üzere. 125. yılında Pellegrini denen hoca ile düşmekten orada böyle çırpınırken birden bir insan geliyor David Moyes ve böyle takımı şahlandırıyor geçen sene. Hatta tarihin ilk defa UEFA'ya falan katılıyor. Bu sene de çok iyi gidiyor ama Onur Erdem hiçbir zaman mesela beni aramıyor. Mesela biliyor takımı sevdiğimi, desteklediğimi. Sonra böyle ta ki işte geçen gün bir konuştuk ettik. Dedi ki ya bir gel işte şey yapalım falan böyle konuşalım derken takım galiba son 2 yılın en kötü futbolunu bu hafta oynadı. Bundan dolayı o gudubetlik kısmını aslında Furkan değil de buna sebep Onur. Olan Onur Bey. Ben zaten dolayı. Furkan gudubet diye kaydettim. Gudubet Furkan diye değil. Ha ben şey okumuşum. Furkan çizgi gudubet. Ha, çizgi yani. Yok burada tamam. Furkan bir kendini tanıt bence ama yani. Bir tane daha var ama ondan sonra tanıtayım kendimi. Var mesela... Promil de yüksekti dedi ki sonra dedi bu sene de West Ham forması benden hediye olsun dedi falan filan. Dedim. Pound sonra birazcık yani? Ama. 10'du. Pound 10'du. Şu an 17.5. Evet yani o benle şu an itibariyle 17.5'tur muhtemelen. Program yayınlanırken 50 olur. Bakıyorum. Yani o gudubetlik kısmı bu. Kendime gelecek olursam da ben bir Sokrates dergi çizereyim. Adım Furkan. Bir gün. Sokrates dergi çizereyim derken. Bayağı çiziyorum dergide işte. Üstünü çiziyor. Dergide çiziyor. Evet yani. İllüstrasyon yapıyor. Caner'in editosunun yanındaki illüstrasyonlar Furkan'ın. Aynı zamanda Moda'da duvar boyadı. Kadıköy Belediyesi'nin bina boyadı. Rotterdam'a gidecek çiftlik boyayacak. Rotterdam mı? Neresiydi? İşte Hollanda'da bir yer. Hollanda'da bir yer. Ama Rotterdam değil. Neydi neresiydi? Venlo. Aa Venlo. 3 ve Venlo. Sarı siyah. Oranın Migros'u gibi. Oranın Migros'u. Evet. 3V Migros. 3V Venlo. Bir küçüğü 2V. 2V Venlo. Hoş geldiniz hepiniz. Benim evi boyar mısın? Neye, kaça boyarsın? Ne istediğine bağlı. Düz badana ya. Badana mı? Yani, tek zor. Renk mi? Zor. Kesmelerde fena değilim ama. Şöyle bir Emma Stone. Zor olan oluyor. Benim odaya bir Emma Stone. Böyle şey. Ne yapacaksın? Ne yapacağım ulan? Tövbe estağfurullah ya. Mala bak. Bakıp uyuyacağız işte. Güzel. Kendi evine kendi portreni falan yapıyor musun? Hiç öyle şeyler isteyenler oldu mu? Ay isteyenler oldu mu? Neydi lan herifin adı? Burhan Altın. Ha yok ya. Ya ben de öyle çok zaten bireysel işler yapmıyorum. Ha yetenek yok peki. Yok, ben surat falan çizemiyorum yani. Çizmişsin Moda'da şeyi çizmişsin. Ha. Nerede görebiliriz Moda'daki şeyi? Tramvay yolunda. Tramvay caddesinde. Bir otopark var. Otoparkın yanındaki binanın yan duvarında. Mubi için yaptı. Sevmek zamanının bir afişi gibi. Verelim ya buraya görselini verelim ya adam. Yani onu diyorum işte. Ya, koca adam yani her aynen. Şey. Biraz televizyonculuk mesela bak zorluya çıktı. Doğru. Bravo. Yavaş yavaş oldu. Bravo. Pound 17 diyorduk. Evet. Buçuk. Buçuk. Diğerleri de var. Diğerleri de var. Onlar da. Dur ulan. Hazır çizmeden. İtalya'dan bahsediyoruz. Sepetten konuşuyorken benim de bugün üzerimde son derece önemli bir hoodie var. Hoodie. Hoodie evet. Mi var? Hoodie değil bu. Hoodie nerede onun? Doğru hoodie değil lan. Neresi hoodie bunun? Sweatshirt. Sweat var. Bravo. Kantona. Evet hoodie değil. Bir anda hoodie olduğunu düşündüm ha. Çok enteresan. Demek ki daha erken saat olduğu için tam verimli değilim. Melekelerin yerleşmedi. Ben bugün zorlanacağım gibi duruyor. Düşük bir program çünkü maddi olarak tatsızız. %30 fakirleştik abicim. %30 oraya geleceğim ama bir saniye önce şunu bitireyim hakikaten. Cihat aracılığıyla tanıştığım bir hanımefendi ve bir sanatçı, ressam kendisi normalde. Aybala Yalçın. Ressam ama işte yani başka şeylerle de ilgileniyor ve bir atölyesi var Asmalı Mescid'de. Peep miydi?
buraları keşke hazırlık, bakıp gelebilseydim. Hayır, aslında baktım ama yanlış bir şey söylemek de benim en imtina ettiğim şeylerden biridir. Erman Yaşar, çünkü ben bu tarz olaylardan imtina ederim. Şu anda bakıyorum. Peep olması lazım. Siz bu aralarda Peep olarak mı? Biz buraları doldururuz. Doldurma yapın. Evet, baktım. Evet, Peep Art Space diye kodla. P ile başlıyordur. Peninsula. Evet. Edirne. Hı hı. Peninsula Art Space. Güzel. Peep Art Space. Evet. Kısacası PAS. Ha? Peep Art Space PAS. 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 Bu logo olur yani, ondan güzel. Mantıklı. Sevgili Aybala Yalçın bir Eric Cantona şeyi üzerinde çalışıyor. Böyle konsepti üzerinde. Sadece böyle bir sweat değil. Bir takım işte resimler, bir takım belki bardak şu bu falan filan. Onunla alakalı bir tanıtım için biz Cantona hakkında bir şeyler konuşmaya gitmiştik. Bunu bana hediye etti sağ olsun. Dün maç anlatırken kanala gittiğimde de herkes çok beğendi. Burada da herkes şu anda üstüme atladı. Allah aşkına bir tane bana, Allah aşkına bir tane bana. Çok yakında Aybala bunları satışa da çıkaracak. Peep Art Space. Peep Art Space Pas. Artı Aybala Yalçın Türkiye. Azeri Türk'ü mü? Aybala mı? Benim özüm yaşlıdır Aybalam. Yo, hiç Elvin gibi değildi. Ha. Elvin yanlış mı söylüyorum oğlum? Öyle bir şey yok mu sizde? Ya bilmiyorum, belki de öyledir ama... Benim özüm yaşlıdır Aybalam. Siz de hatırlamıyor musunuz böyle ya bir ifadeyi? Bu daha çok şey gibi, dizilerde... Talim var, Azeri Bahriyeli Yarim var. Oynayan insanın salladığı cümle gibi duruyor. Ha, olabilir. Senarist sanki böyle... Öyle mi? Öyleymiş gibi. Tamam, pardon. Değil mi Elvin? Öyle yani, çok teşekkür ediyorum Mark gerçekten. Kaç lira oldu bu arada? Harika Cantona'm. 5 değil mi en son? 6, 7. Bu ne ya? Magat mı? 8. Manat. Ben en son manatı sorduğumda 6 diyordu, şu anda 8 olmuş. Senin burada ne işin var ya? Hakikaten yani... Yani manat daha değerli kazan, şu kazan burada harca. Şey kaç oldu? Papua Yeni Gine. O da bizden iyi. O 3, da 4 falan, galiba. 3.52 falan. Şu an biz çekimi yaptığımız esnada gram altın 726 lira. Büyük düşüş var. %1,5. Dolarla... Çok önemli mücadelemiz 12.579'a düşmüş. Euro 14'e düşmüş. 14.1'e. Sterlin de 17 civarında. Program sonunda bir daha bakacağız. Peki birilerinin dün mesela 13.50'den yeterince bir satış yaptığını düşünebilir miyiz? Bu gerileme ile beraber yüklü bir satış yapıldığını. Sen diyorsun ki birileri buradan para kazandı mı? Yani. Bence zannediyorum. Elvin'den fotoğraf geldi. 7.39 olmuş. Manat. Evet, Azerbaycan manatı. Evet, şu anda manata 7.39. Bu manat da şey gibi geliyor bana. Hani mangır falan derler ya böyle argoda. Onun oradan geliyor olabilir. Acaba... Gelmiyor da olabilir. Gelmiyor muhtemelen. Fakirleştik be Furkan. Düşüyoruz vallahi bu hafta. Yapacak bir şey yok. Yani... Herkesin bir tadı kaçık. Kaçık. Ben dedim bu programı yapamam diye. Ama işte görevimiz, ne yapacağız? Soğan yeriz be. Yani işte olacak. Kur takip etmekten maç anlatamıyoruz. Dün bana diyorlar ki abi niye maçı düşük anlatıyorsun? Kura bakıyorum bir yandan. Sahaya bakmıyorum ki. Sahaya... Full refleştesin değil mi? Ya sahaya baksam maçı anlatacağım da kura bakıyorum. Bilmiyorum nasıl olacak bu iş. Bu soğan dedim ya. Ya keşke böyle yatlardan, katlardan fotoğraflar, işte ne bileyim jipler... Böyle ben haksız kazanıldım diye bağıran paralarla yapılmış bir görsel şov üzerine bu insanlardan duymasak bunları güzel olur. Yani o beni birazcık tadımı kaçırıyor. Ya mesela gerçekten soğan yediğine inandığımız insanlardan gelse bunlar senin için sıkıntı olmayacak. Şöyle olmayacak. En azından yani nefret ettiğim bir noktada veya yani tepki gösterdiğim noktada bir kademeyi azaltabilirim. Yani bu çok birazcık ayıp oluyor artık yani. Hani şikayet edenler gebersin ekonomiden falan filan. Bu noktada siz kimsiniz lan? Ekonomiden gebereceğiz. Yani hani insanlar hayatlarından şikayet etme hakkına sahip, siz kimsiniz? Sadece kötü şeyler de olmuyor. Arctic Monkeys biletlerinden... Daha da kötü şeyler oluyor. Daha da kötü şeyler oluyor. Arctic Monkeys biletlerinden bahsetmiştik. Çıktılar. Bir çıkışta böyle bir 8-9 gördük. Yanustan bir konser değil miyim? Bak şey vermiştim. Evet. Aralık vermiştim. Aralık verdin. Aralık tutmadı çıktı. Aralık ama. Yani ama onun seninle bir alakası yok. 450 civarı dedim. 415 en ucuz bilet. Zaten biz bu programı, yani geçen haftaki programı çekerken mesela bir 9 civarı mıydı? 10 civarı mıydı dolar? 10.5. Sonra 11 küsür oldu biz çıktığımızda, yayınlandığında falan program. Tabii. Senin dediğini aslında tutuyor baktığın zaman. Tam da tutmuyor. Yok tutuyor. Yok tersine gidiyor benim. Her gibi oluyor. Boş ver. Bir de kısıtlı görüş varmış oturmalı. Kısıtlı görüş nasıl oluyor? Önde kolon mu var? Böyle...
yukarıda tribünde en sağlar, en sollar. Yani artık baktığında uzaktan... Dinle yani, bakma. O Alex Turner mı? Onlar artık... Yani mesela yeni türkü koysan, ulan bunlar onlar değil diyemeyeceğim bir yer ama sesi duyuyorsun. Güzel. O da güzelmiş. Yani. Ben bunun komple ayakta bir yerde olduğunu düşünecektim ama değil. Şeymiş. Oturmalı var, ayakta var. Ayaktakiler daha pahalı, oturanlar daha ucuz. Güzel. Aldın mı? Almadım. Aldınız mı? Hayır. Ben ona davetiye çözerim. Ya işte nereden? Bakacağız artık. Yani bütün tanıdıklarını bugüne, bu yaşa kadar boşuna gelmedi biriktirdi, bu adam. İnsan biriktirdik bu yaşa kadar. Maymun dostu çoktur. Kredimiz var. Nasıl devam edeyim ya, bilmiyorum çok. Ne var akışta? Bu datsızlıkla LeBron yani. Dayak attı. LeBron dayak yok, olmadı. İkisi de dayak yemedi. Yani kavga, birinin ağzı burnu kanıyordu. Ben onu gördüm. Ama o kavgada çıkmadı o. Nerede çıktı? Dirsek kavganın mi? Başında çıktı. Evet. Kavganın sebebi olarak. Kavganın sebebi olarak çıktı. Nasıl yaklaşıyorsun bu konuya? Yani futbol gibi, basketbol da sert bir spor. Hı hı. Sıkıntılar yaşanabilir. Daha yakın temaslı. Daha yakın temaslı. Dirseğe gerek var mı onu bilmiyorum. Yok, LeBron orada yani, birazcık şeylik yaptı. Ben gördüm. Dingillik işte yaptı. Ama istemeden yaptı falan. Öyle ama öbürü daha büyük dingillik yaptı. Ben söyleyeyim. Tabii şundan canım. Daha büyük dingillik yaptı. Bütün saha kovalamazsın herif. Yani 83 bir yerde durman oldu. Lazım. Zaten iki maç ceza aldı. LeBron bir maç ceza alırken. Bence LeBron'un da belki iki maç falan alması gerekirdi, ayrı konu ama bence öbürünün yaptığı, LeBron'un yaptığı terbiyesizlik şu bu, tamam ilk anda bir tepki verirsin şu bu, oradaki mağduriyetini de şey yaparsın da ne yapıyorsun abi? Ne yapıyorsun yani? Bir de seni tutuyorlar onlardan. En son Kate Cunningham şeyden çekiyordu. Şorttan çekip bir ayarını falan bozdu onun böyle. O tuttu zaten en son. O tuttu. Hoş, bu ara gidip döver miydi acaba ya? Öyle bir şey yapmaya kalkar mıydı acaba? Sanki gidip bana onlar birazcık gibi. Şov geliyor. Yani. Ama yok, o kadar sinirlenen adam da saldığında bir döver herhalde yani. Ya 8 kişi herifi zor tuttular. Onlar da bayağı iri adamlar ha. Çocuk kanı görünce coştu zaten. Evet. Başta böyle değil de sonra bir baktı el yüz kan. Şey gibi mi oluyor acaba böyle kan orada namus meselesi değil gibi bir şey mi? Ha. Minnesota evet. Timberwolves'da oynuyor olsa hani evet. Kurdun dişine kan değdi falan diye düşünebilirdik ama Minnesota'da da oynamıyor. Güzel. Pistons'da. Detroit otomobil şehridir. Detroit kavganın da şehridir. Kavganın şehridir. Evet. Onun da yıl dönümünü yaşadık geçenlerde. Demek oradan bu dönemlerde Detroit'te bir gerginlik. Gelenlenme oluyor. Evet, yaşanabiliyor. Demek buna gebe olabiliyor. Maç Detroit'te miydi? Detroit'teydi. Detroit'teydi. Bu adam buraya getirdin. Bari West Ham konuşalım biraz. Konuşalım. Konuşalım. Konuş. Size iki hafta ne oluyor? İki haftadır değil ya, bir geçen hafta. Geçen hafta zaten ondan önce Liverpool'u yendiniz. Tabii tabii. Tabii, tabii. Ne diyorsun West Ham'la ilgili? Şu anda bak, açtım puan durumunu. 12 maçta 23 puanla. 23 puandayız. Neredeyse 2 puan ortalamaya sahip West Ham'ımız. Arsenal'in 3 puanında bizim ne işimiz var lan burada? Arsenal ne oldu bu hafta? Biz eksi 4 yedik. Kevgir. Evet. Ya oluyor bize öyle. Normal abi, normal. Ama yani. Şey de bence tolere edilebilir bir şey bu arada. 8 ya. Maçtan sonra. Liverpool'a yenilirsin abi zaten. Evet. Ne olacak ki? Liverpool'a 4 de yersin. Yersin. Deplasman zaten. Yok. Sıkıntı yok. Senin 10'da 8'in var. Hmm. Hiç bahsetmedin şu ana kadar. Ulan bütün herkes evet. Bana sövüp duruyor. Yaptığım tahminler falan. Alkolik. Burayı da al. Dur. Alkolik. Abicim bak, geçen hafta yaptığımız alkolik. Kuponu söylüyorum. Burada söylediğim şeyler. Leicester, Chelsea 2.5 üst. Gelmiş. Yani. Aston Villa Brighton, Aston Villa çifte gelmiş. Burnley Palace, düz berabere demişim, 3-3 bitmiş maç. Newcastle Brentford, Newcastle çifte demişim, gelmiş. Norwich Southampton 1.5 üst demişim, gelmiş. Watford Manchester United karşı gol demişim, gelmiş. Liverpool Arsenal handicap Liverpool demişim, gelmiş. Tottenham Leeds yener demişim, gelmiş. 2 maç var. Ne gelmemiş? Wolverhampton West Ham'a toplamda 2-3 gol olur demişim. 1 gol oldu. 1-0 bitmiş. O da kötü tahmin değil yani. Yani bir golle kaçmış. Diğeri de City Everton maçında Everton gol bulur demişim. Bulamadım. Ya totalde 2 golle 10'da 10'u kaçırmışım. Yani oluyor yani, bunlar. 10'da 10'da hayatımızda bir şey değiştirmeyecekti. Tabii. Ama yani 10'da 8'de övünülecek bir şey, doğrudur. Aynen. Bu hafta gene 2'lere 3'lere düşeriz biz. Hoca değişimlerinden devam etmek isterim. Edelim. Gerard. Sever misin Gerard'ı? Gerard ne lan? Boşver Gerard'ı herhalde. Green Street Hooligans'la mı girdin sen bu yola? Daha öncesi var mı? Senin yaşın gereği, sen 25 yaşında mısın? 21. Green Street Hooligans'la girmişindir. Hatta belki onunla bile girememişindir. 30 yaşında olmuyor. Otuzdan da şey, nasıl 30 ya? 33 oldum ya. 33 oldun mu sen? 33 mü? Maşallah. Oluyorum aynen. Ocak. Abi çok minyon tiplesin. Valla ben 25'ten fazla söylemem. Bu aralar çok söylüyorlar. Tıraşta olunca o da çok etki ediyor tabii. Kadıköy. 33 yaşında mı? Kadıköy. Ya oğlum, adama a**ıyorsunuz mayı.
Gelen geçen. Ulan adam neredeyse bizde yaşamış. Ne demek lan gelen geçen? 15 yaş küçük falan diye şey yapıyor. Gelen geçene selam veriyor. Gelen geçene selam veriyor, evet aynen öyle. Gerrard Aston Villa'nın başına geçti. Ne diyorsunuz? Maçı ben anlattım. Muazzam bir Villa Park. Acayip bir atmosfer. 15 dakikada o atmosfer bitti. Son 15 dakikaya kadar hiçbir şey olmadı. Sonrasında Gerrard ilk galibiyetini aldı da o takımdan yani kolay kolay bir şey çıkar mı emin değilim. Çıkar çıkar. Bir de 60'da Ings'i aldı. Ings de bir... Gerrard demişler bu hocaya. Sinirlendi etti. Gerrard nerede lan? Hazır hareket ediyor. Arkada mı? Arkada. Liverpool formasını giymiş, giydirmişiz. Öyle değil. Öyle arkanda değil. Ne oluyor? Alamadık. Ha tepedeymiş. Sen onu öyle almayı mı düşünüyordun? Hayır oğlum arkanda deyince yerde falandır ha. Dedim de tepedeymiş. Gerrard yere düşmez. Gerrard yere düşmez mi? Ulan geçen burada ayağımızın altındaydı. Gerrard yere düşmez. Kardeşim yere düşmez. Tarihin en ironik açıklaması oldu ya. Adam yere düşerek. Yani bunun şey, ironisini mi açıklayayım yazıklar yani olsun. İroni üstüne ironi yapıyorum diyorsun. Yani. İroni. Hayır biz ben de şeyden söyledim. İki hafta büyük küfür yemişiz altta da. Onu yani, oraya koyduk diye. O da bir semboldü. Sembolik bir şeydi o. Şeye geçeceğim. Cembalay. Biz geçen hafta burada bir yani Acun Ilıcalı'ya ve Premier Lig ailesine, müstakbel Premier Lig ailesine diyelim. Kelimelerini dikkatli seç işte biliyorsun. Akşam akşam maçımız var Şampiyonlar Ligi. Kendisine bir öneride bulunmuştuk. Dedik evet. Ki yani bakın Hull City alınıyor. Alınan Hull City'nin yeni sahibi, yeni başkanı. Bu kadar alınganlığın alemi yok demiştik. Evet alınıyor. Aradaki buzları çabuk kırabilmek için kültürümüzden bir marş verelim size. Hal hal dedik. İki gün, üç gün sonra bir baktık bu fikrimiz çalınmış. Aynen. Ve bunu nerede öğrendik? Twitter'dan öğrendik. Nerede? This Voice is Turkey programında Beyazıt Öztürk bir de bunu İngilizce çevirmişler. Ama o ses That Voice is Turkey galiba. Yani doğru. Bu ses Türkiye değil çünkü. Evet doğru. Mantıklı. Çok doğru. That Voice is Turkey. Doğru. İngilizce sözlerle girmişler bir de. Söz yazılmış yani. Biz buna gerek olduğunu düşünmüyorduk. Ya tabii sanatçılar söz yazmış olabilir. Biz yazamayız. Biz fikir insanıyız sadece. Aynen. Maalesef. Ama sanki insanın aklına da bir şüphe düşüyor yani. Beyaz tarafından Erman'ın fikri çalındı mı? Yani. Bir fikir hırsızlığı var mı? Estağfurullah. Dava açmayı gerektirecek bir durum. Noterlik bir iş. Aynen. Erman'ın cebine inecek bir para. Sayın çünkü Beyazıt Öztürk'ün yani İngilizce kabiliyetlerini yıllarca gördük. O yazmış olabilir o sözleri kesinlikle. İşte programında yıllarca gördük. Konuk ettik yani konuk ettiği insanlarla konuşurken vesaire. Ben hatırlamıyorum. Sayın... Ulan gene ironi yapayım gene anlamadın. Ama ben 20 yıldır izlemiyorum abi hatırlamıyorum o yüzden hiçbir şey. Bir kere izlesen yeter zaten. Yani. Sayın Beyazıt Öztürk onunla büyüdük. Güldük, ağladık. Çok severim. Elbette böyle bir hırsızlık manasında bir şeyim yok. Ama yani biraz tadımız kaçtı tabii. Üç gün önce vermişiz fikri tak diye orada gördük. Yoksa bütün renkler aynı hızla kirleniyordu. Birinciliği Beyaz'a verdiler. Yani. Yazıklar olsun. Özdemir Asaf'ın da söylediği gibi. O yüzden yani... Değdi mi diyorsun Türk bu kariyerin üstüne? Türk halkının gönül köşküne çıkmış birini ben asla şey yapamam. Çok da severiz. Sevgiler. Ama... Biraz tat kaçtı tabii. Eksende maç anlatmaya gittiğinizde karşılaşırsan ne yapacaksın? Beyazıt Öztürk'le mi? Hı. Yani bu konuda geçecek misin sen? Çok düşük. Siyah diye bağırırım herhalde. O da beyaz falan yapar. Ona böyle karşı. En büyük. Güzel. Fenerli galiba ama o. Evet. Beyazıt Öztürk Fenerbahçeli evet. Erman Yaşar'ın bir müjdesi var. Baba oluyor. Evet. Sağda solda duyuyorum. Çok siz de soruyorsunuz. Baba oluyorum. Kimden? Ne oğlum müjdem? Oğlum müjden yok mu senin? He. Baba olmuyorum henüz. Daha 9 ay var. Evet. Program başlıyor program. Programımız başlıyor. Evet onu diyecektim işte. Çok beklendi. Yani yaklaşık 6 aydır falan her türlü platformdan bana soruluyor. Erman Bey inanılmaz yarışma ne zaman başlayacak? Sokrates ailesinin göz bebeği program çok biliyorsun ne zaman başlayacak, ne zaman Onur'a sorular, bana sorular, Can Öz'ün evinin önünde gösteriler. Başlıyor, 2 hafta içinde başlıyor. Çok önemli isimlerle, çok profesyonel bir ekiple. İnşallah 2 gün sonra bunu da görmeyiz TV8'de. Ulan dün de TV8'in program şeyiyle tanıştık, şimdi hoş olmadı bu. Muhabbet ettik.
Programla ilgili bilgi vermek ister program misin? Program müdürüyle. Programla ilgili bilgi vermek isterim. Bir sıkıntı ama olmasın. Dediğim gibi iki gün sonra ekranda görürüz falan. O yüzden kısa bilgiler vereyim. Çok büyük bir yarışma olarak. Ya da yanlış bilgiler var bakalım ne olacak. Evet. Bu da mantıklı. Çok büyük bir yarışma olarak tasarladık. Böyle bracket bracket bir yarışma olacak. Çok büyük bir havuzdan değerli bu sefer tabii şöyle söyleyeyim. Euro 2020'de kendi içimizden yaptık. Euro 2020'de sizler yarıştınız. Buradaki değerli arkadaşlarımız. Yeni sezonda halkımız. Yeni sezonda halkımız. Spor severler. Spor severler, Sokrates takipçileri burada yarışacaklar. Stüdyoda dörder program çekeceğiz. Yani şu şekil. Dör. Anlat lan bunu hakikaten anladım. Ben de merak ediyorum. Anlat bakayım. Şimdi kardeşim. Biliyor muyuz Erman Yaşar'a? Bir Grand Slam gibi düşünün bunu. Evet. Bir Grand Slam. Grand Slam'lerde açın bakın Grand Slam'lerin sayfasını ya da Wikipedia'dan bakın. Bracket'lar vardır böyle bracket. 128 tane tenisçi gelir. Hı. Tepede orada bir bracket. Oradan gelenler bir yerde birleşir. O bracket orayla birleşir. Quarter final, semi finals, final. Tamam. Biz de burada bracket mantığını halkımız güttük. Seri başı olacak mı peki? Yok seri başı yok. 32 kişi sezon boyunca yarışacak ama şöyle. 32 kişi şöyle yarışacak. İlk 8'li grubumuz. 2 kişi 4 haftada yarıştı mı? Evet. Kaç kişi yarıştı? Çok. 8. Ulan salak adam kaç kişi yarıştı? 8. 8. Kaç kişi kazandı? 4. Bir soruya da adamdan önce cevap ver be. Benden hızlı. Rezil. 4 kişi kazandı mı? 1 aylık bölümde 1 8'li bracket'ı bitirdik. Kazanan 4 kişiyi alıyoruz. Buradan stüdyodan çıkartıyoruz. Sahneye götürüyoruz. Nerede sahne? Hangi sahne? Beşiktaş sahne. Sahne Beşiktaş. Ha sahne Beşiktaş, ha Beşiktaş sahne. Ha Hönmin Son, ha... Son Hönmin. He. Gittik. Yarı finaller ve finaller. Yarı finaller ve finaller. Yani ne? İki çocukla iki çocuk. Hayır, bir çocuk bir çocuk. Ya da hanımefendi, bilemiyoruz. Bir hanımefendi bir çocuk. Yani oradan hop final, hop! O sekizli gruptan bir kişi büyük finalist. Çaktın köfteyi. Bunu diğer üçüne de uygula. Tekrar döndük buraya. Yani bu sekizli... Bir büyük finalist çıktı mı? Olacak. He, bir büyük finalist çıktı mı? Agacım. İkincisi başladı. Hop, burada dört tane tık 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 gittik yine Beşiktaş sahneye. Hop, bir büyük finalist. Etti iki. Bundan iki tane daha aldım mı ne etti? Dört büyük finalist. Dört büyük finalist. Muhtemelen Mart-Nisan ayları, gevşer gönüllü yayları. Mayıs sonuymuş. Dört büyük finalistimiz birleşim yapacak. Onları da alıp bir daha Beşiktaş sahneye gidiyoruz ama bu sefer inanılmaz final. Ve ödülü çok büyük. Şaka maka değil ha. Ödülü çok büyük. Benim en son bildiğim, tabii burada değişmiş olabilir. Böyle döşemeli möşemeliydi. Ödül mü? Yani kazanana değil de yani bir, kazananın odasına. Kazanana bir izleme odası yapıp televizyonundan evet. Koltuğuna, ses sistemine evet. Vesaire bir spor izlemesi adına bir spor izleme odası büyük. Korkulmasın. Biz döşüyoruz yani. Biz döşeceğiz ama kazanana değil, kazananın ikametindeki bir odaya. Ya bu arada şeyi söylemeyi unuttum. Derim yani. Elemeler, dörtlü elemelerden sonra sahnedeki büyük finallerde de yani söyleyecek toplam 16... Söyleyecek misin o ismi? Söyleyeceğim. 16 bölüm. Ciddi misin? Ciddiyim. 16 ben sürpriz olur diyordum. Eleme 16. Yarı final ve finaller. O 16 bölümde de Erman'la beraber Mesut Süre beraber yapacaklar Mesut programı. Şiyor. Evet tiyatro sahnesindeki çekimler yani 16 bölümü bu dev şovun sevgili Mesut Süre ile birlikte olacak. Mesut Süre ile ben beraber sunacağız sahnedeki. Ya büyük format ya. Biraz şey. Format seni hiç gibi. Korkutmasın. Yo bence açık anlattı. Yani Uluslar Ligi'nden gelenler falan bir şeyler oluyor. Bizdeki çok biliyorsunuz çizim, tahmin. Onlar bitti. Onlar artık bunlar yok. Onlar bitti. Benden daha iyi çizen olmayacak. Sek bilgi yarışması, sert sorular. Geçen gün bana sordu ben bir tanesini bilemedim mesela. 15 sorudan. Şanslısın ki sana soru yöneltilmeyecek. Yani doğru. Niye böyle South Park sahnesi oldu? Bilmiyorum. Sorular zor. Benim Borazancı başı demişler aga. Eğer güveniyorsanız ben sporun her dalına hakimim. Öyle şey.
Galatasaray-Fenerbahçe maçı geçen hafta kaç kaç bitti? 2-1. Böyle değil kardeşim. Böyle değil. Kimse kusura bakmayacak. Baştaki sorular kolay. Carl Lewis, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ilk seçmesinde kaç koştu falan var yani. Bunlar acayip sorular. Okunmuş bir soru büyük ihtimalle, o yüzden gelir yani. Yok öyle bir soru. Yani öyle soru mu olur kazma? Carl Lewis'e sorsan herif hatırlamıyordur zaten. Güzel. Aynen. Ona o yüzden yok öyle bir şey. Dur bir şey daha söyleyeceğim yarışmayla ilgili. Başvurmak isteyenler herhalde bu program yayınlandığında bizim Twitter hesabından çoktan o başvuru için gerekli mail adresi, şartlar, şart falan da yok zaten de. Ah be, tam giriyorum. Hayır, tamam. Evet. Şartlar deyince böyle bir şey oldu. Demedik. Kimse bir şey demedi. Şartlar bunu gerektirdi, ayrıldık işte. Onu bari içimden enlere geçeyim mi? Nereye? Haftanın enlerine geçeyim. Doğru lan, ne haftanın enleri? Son söylemek istediğim bir şey var mı? Var. Son söylemek istediğim bir şey. Sen gidecek misin haftanın enlerine? Kovacağım mı adamı? Ne? Ya gidiyor musun? Haftanın enlerinde onu alacağız haftanın enlerinde. Gidiyor mu? Evet. Tabii. Vay be. TikTok'a nasıl gidiyor? TikTok'a mı söyleyecek? TikTok'la gidiyor. Söyle lan. Ya yok şimdi. Lan oğlum oku. Oku. Koskoca illüstratörsün lan sen. Oğlum neler ki. Bütün modayı çizmişsin. Bunu nerede oturuyorsun modada? Modada oturmuyorum ya. Nerede oturuyorsun? Üsküdar. Çekçi'de. Ulan oturduğun yeri çizsene. Bizim modayı niye çiziyorsun mis gibi mekan? Orada duvar boşmuş. Vay be. Çok sevdim ben Furkan ha. Bundan sonra gudubetleyim ben. Beraber takılırsınız zaten. Yanındaki şahıs. Öyle mi? Modada hafta sonları sürekli partide, sürekli gece kulüpleri, sürekli sabahlamalar. Bozar benim yaşım var. Ama yani hazırlık yapıyor Erman. Bizim altı patlar ve sapık Can Deniz'le takıl. Ya Can Deniz'e de sapık dedim diye lütfen yanlış anlaşılmasın. 10 numara çocuktur. Burada benim belki de en sevdiğim insandır. Ama. Helal süt emmiş. Ama. Evet. Çocuktur. Ama. Ama işte görüyorum arada sırada bazı hareketler de oluyor. Geçeyim enlere. Instagram'da 0435 bir bakıyorum. Can Deniz Özcan like. Online demek ki. Enteresan hesaplara like vuruyor. Olur bunlar. Ha, ben de biz, sana biz de like gençtik. Atıyor zannettim. Bana like atsa bana ne ulan? Bir de bizim İsmail çok tehlikeli. Yedi kuleli Messi. Oo, yani Instagram'da ya gördüğünüz bütün like var. Bir dakika. Yedi kuleli Messi deyince. Ya bu nasıl? Allah yedi kuleli Messi. Arkadaşlar bizim dergi ekibi bize 13-0 çakmıştı hatırlıyorsunuz geçen hafta. Prim verdik. Bir doping. İzlemeye de geldi. Kenarda küçük taktikler falan filan. Konunun benimle hiçbir alakası olmamakla beraber dergi ekibine 5-3'lük bir galibiyetle. Şunu da söylemem lazım ki Allah kahretsin. Bu arada Onur Bey. Benim belim sakat. Bel fıtığım var. L5'im bozuk. Fıtıklı. Teknik adam olarak kenardan destek. Tabii. Bilgimizi, birikimimizi oradan yansıtmaya kalktık. Mesela çok kritik bir müdahalem oldu. Ervin'le Uğur'un back pozisyonlarını değiştirdim. İsmail'i karşılaması için Uğur'u attım karşısına. Değiştim. Thomas Tuchel. Etki aldın mı? Öne geçtik. Buradan bu arada maçta sakatlanan Kaan Demirel'e de ne kadar sakatlandı? Olsun diyoruz. 2 hafta 3 hafta fena yok. Sakatlandı. 15 gün alçıda ayak. No. Bir şut çektim bileğine geldi. Ondan dolayı şimdi bu da diyor sanki Kuman 105 kilometre vurdu da adamın ayağına. Bir şut çektim bileği döndü adamın, ne yapayım? Abicim yani? Şut çektin adamın ayağına çarpınca adam yan bastı. Tamam. Yani. Sonuçta benim şutumdan dolayı yan basmış. Geçmiş olsun diyoruz. Geçmiş olsun diyoruz. Gene geçemedim. Dergi tarafı çok flash bir skorla 13-0 yendi diye YouTube tarafını satarak Aralık sayısında dergiye konuk olduk. Yuvarlak masa mıdır, çek yat mıdır nedir, öyle bir şeyleri var. Allah kahretmesin, dakikasında da yenildi adamlar. Ben yine özümü buldum, ruhumu buldum, YouTube tarafına döndüm. Dergi ne yapıyorsa yapsın, bana ne. Caner Kolombiya'da. Caner Kolombiya'ya gitti. Birkaç güne falan. Kahve almaya gelecek. Vurulduğu adaya gelir. Üzülüyorum. Yanlış bir seçim. Bunu defalarca söyledik. Oğlum manyak mısın, ne Kolombiya'sı? Bogota'da. Bogota'da. Bogota'nın nesi meşhurdur? Sniper'ı indirirler. Birkaç güne indirirler. Ben acı haberi bakalım ne zaman bize ulaşacak bunu merakla bekliyorum. Caner'i vurmak da kolay. Niye? Uzun, büyük. Diyorsun. Hayır ben de. Geniş beni de vurmak kolay. Yani, seni vurmaktansa beni vurmak daha kolay. Daha beni vurmak hedefim. Daha kolay oğlum. Ben parlıyorum. Tak diye indirirler kafada. Doğru, sen headshot güzel yersin. Yani, ha. Evet. Hakikaten ne yapıyor Caner Kolombiya'da? Temaslarda. Bisikletle ilgili olduğunu söyledi. Temaslarda deyip bir süre durunca. Quintana mıydı neydi? Oldu. Quintana'ya gitti. Şeye Quintana. Gitti. Egan Bernal duvarı falan görmüş. Bir şeyler takılıyordu. Oyda ulan valla Sokrates bizi daha Edirne'ye göndermedi.
Ben böyle bir şey görmedim. Trabzon'a göndermek istedi, gitmedin. Ha. O güzel oldu hakikaten. Ben çok isterim Trabzon'a gitmeyi ama vaktimiz yoktu. Schedule'ımız müsaade etmedi. Vallahi Kolombiya'nın pesosu yok mu pesosu? Vardır bu tabii. Onlar kaç? Yani Kolombiya'ya nasıl gidiyor? Adam 20 olmuş ki demek ki yani burada işleri iyi. Kolombiya para birimi. Peso lan peso. Yani Kolombiyan peso. Oğlum narkostan markostan nasıl? Bunlar bizden daha kötü lan. Vallahi. Yani. 0, bizim yo binde 3. Binde 3 mü? 0,0032. Güzel. Bayağı yok gibi bir şey adamların parası o zaman. E demek öyle. Ne demek istiyorsun sen? E zaten narkosta da bizim yok. Yakıyorlardı ya parayı. Ulan yakan herif 50 milyar dolar serveti var herhalde. Lafa bak. Narkosta da yakıyordu ya parayı diyor. Geçeyim Ender'e ne? Dur oğlum dur. Bir dakika ya. Geçeyim mi ben? Almanya biliyorsunuz hiperenflasyonla Nazilerden önce Birinci Dünya Savaşı sonrası şey yaptı. Savaştı. Paraları yakıyor deyince. 29 Büyük Burhan Amerika. Böyle çuvallarla falan marketlere giderlermiş. Çuvallarla marketlere giderlermiş. İki ekmek bir su alıp çıkarlarmış. Ama sen şu anda markete gitsen de birden fazla şeker vermiyorlar. Bir gün bir teyze çuvalında paralarla gidiyor yolda markete. Hırsızlar teyzeyi bayıltıyor. Sepeti alıyorlar. Parayı almıyorlar. Düşün yani sepet paradan değerli. Hiperenflasyon böyle bir şeydir. Nereden izledin bu bilgiyi? Hiperenflasyonla ilgili okumalar yapıyorum günlerde. Sehpa olayı da şey yapacaktım. Şahan'ın skecindeki gibi. Burada çok düştü reytingler. Vurup kaldıracaktım ama. Oğlum hiperenflasyon çok tehlikeli bir şeydir. Stagflasyon daha kötüymüş, onu öğrendim ben. Stagflasyon. O dönemlerde şöyle yapılıyormuş mesela bak. Bunları da halkımız madem zor zamanlarından geçiyoruz bunların bilgileri. Almanya'da, Almanya'da mesela öğlen yemeği için bir yere girdin. Atıyorum kafadan pilav bilmem ne 300 mark diyelim. Hı hı. Yemekten kalkarken 500 mark oluyormuş. O yüzden mesela oturduklarında bütün içecekleri her şeyi ilk baştan söylermiş herkes. Sürekli değişiyormuş falan yani o dönemler böyle. Hiperenflasyon. Oku. Okuyorum. Hyperinflation deriz biz. Enflasyonun aylık olarak %50 civarı artması sonucunda ortaya çıkan durum. Evet. Paranın pul olması da denebilir. 80'li yıllarda Güney Amerika bu deneyimi yaşamış. Çok da canı yanmıştır. Evet yaşadı. Ondan sonracıma diğeri neydi? Stagflasyon. Verelim stagflasyon. Stagflation. Bu arada Sagopa Kajmer'i de anmak isterim. Çünkü stagflasyon önlemiydi. Tüm radikal argolar demişti bir şarkı. Herif bana küfür ediyor karıştıran altı patlara bak sen. Patladı. Adam şey diyor. Ne diyor? Rap şarkısına atıf yaptık diye hemen çıldırdı adam. Ne diyor? Sagopa değil de ceza diyor da yanlış biliyor. Sagopa'nın şarkısı. Stagflasyon önlemiydi. Sagopa'nın şarkısı oğlum stagflasyon. Ulan bunu şey diyor ya. Kimler rap yapar oldu Türkiye'de be. Stagflasyon önlemiydi. Sözümü kesme girişimi. Radikal argolar diyor evet. Hayır bilmemekle beraber. Ya. Bir de düzeltmeye giriyor. Buraları atalım altı patların kariyeri biter ben söyleyeyim. Buraları atalım. Atalım diyor, da atalım diyor. Atalım yani böyle bir şey olur mu? Ulan adam buraya geldi, şarkı türkü söyledi. Sagopa'nın şarkısı diyorum ben buradan spor insanı olarak. O oradan rapper olarak diyor ki yok abi ceza şarkısı. Ya kardeşim biz Türkiye'de bir jenerasyon altı rap yapıyorduk. Karteller marteller 95 yılı. Biz de dahiliz buna. Yaptı mı bu arada? Efendim? Yaptı mı gerçekten? Gerçekten biz rap'le büyüdük. Karteli ezbere bilirdi herkes. Senin yaşın yeter aslında. Araba vardır, tamam. Araba yok. Araba yok kardeşim yani araba yok. Gibi. Stagflasyon. Şimdi bunun şöyle bir problemi var. Ekonominin durgunluk sürecinde de fiyatların artmaya bir devam etmesi. Bir saniye dur kardeşim çok içimden geldi. Karakan yine geldi buraya hakkınızı arayıp sormaya, geride kalanları uyarmaya, beraber olup karteli koruma. Gel lan gel. Anına nerede o? Söyle, altı bu patlar bunu kim söylüyor? Böyle. Ha? Cankan. Şey Jay-Z. Konuş. Dalga geçmeyin. Stagflasyon. Ekonominin durgunluk sürecinde de fiyatların artmaya devam etmesi. Yani evet. İşsizlikle enflasyonun beraber artmaya devam etmesi. Çünkü neden? Şimdi ekonomi enflasyon arttı diyelim. Tamam mı? İşsizlik de artınca aslında harcama yapabilecek bir durumu kalmıyor ya insanların. Hı-hı. Harcama da yapılamadığı için fiyatların artması beklenmiyor. Fiyatlar aynı anda buna rağmen hala fiyat da artıyor, işsizlik de artıyor. Fiyat da artıyor, işsizlik de artıyor.
Keynes ya. Müthiş anlattı. Vallahi ekonomist. Keynes. Ya bizim de bir uluslararası finans okuduk oğlum. Biz doğru. Boş adam değiliz. Keynes. Size bir Philips Curve anlatayım mı? Ne anlatacaksın? Philips Curve. Philips Curve. Enflasyon işsizlik eğrisi. Evet. Böyle oluyor. Ne oluyor öyle olunca? Bu kadar işte. Artık şey, okumaya gerek var mı acaba? Bunu şey finalde bunu mu çizdin sen? Finalde bunu çizdim. Bitirme tezim. Philips ben Curve. Geçmiyorum enlere falan. Böyle takılalım. Adam Smith iyi adamdır. Who the fuck is Adam Smith? Okumuş insanlar yani. Adam Smith. Aynen. Marx. Marx. Tabii. Yönetemiyorum. Gerçekten yönetemiyorum. Dur oğlum bu adam gidecek diye uzatıyorum ben. Yönetemiyorum. Bu çocuğa. Gitmesin hadi gitmesin. Mbappe'nin vaftiz pandaları. Oğlum daha zaten konu var. He. Evet evet Mbappe şey oldu vaftiz baba oldu iki pandaya. Fransa'da yeni doğan, daha doğrusu Hayvanat Bahçesi yeni doğan değil. Hayvanat Bahçesi'nde yeni doğan iki panda isimleri güzel soru bakmadım. Bakayım. Belki vaftiz baba olduğu için o koymuştur isimlerini. Kilian'la. Kilian. Ben pandaya kendi ismimi vermem. Yani alakası olur. Burayı... Kulağına fısıldamış gibi bir şey. Bir saniye. Panda Mbappe gibi bir arama yapalım. Herhalde yani çıkar. Enteresan bir arama çıktı. Oldu. Evet. İsimleri. Hı. Çinli olimpiyat şampiyonu dalgıç Zhang Jiaqi ile 3 aylık iki pandanın vaftiz ebeveyni ilan edilmiş. Sen şu an başka bir habere bakıyorsun gibi. Yok. İsimlerini Paris'te Pekin mi diyecektim. Onlar şehirmiş. Oradan oraya gelmişler hayvanlar tabii doğal olarak. Ya tamam pandaysa panda işte abicim boşver adamı. Panda var diyelim ismi ne olur? Ne koyardın adını? Algi de koyarım ben. Ters kontrast veririm. Güzel. Güzel. İki tane var düşünmem ama. Düşünmem lazım. He? İki tane var. Seçicilik koyarım öbüründe. Algi de seçicilik. Güzel. Benim bunu düşünmem lazım. Panda çünkü çok ulvi bir hayvan olduğu için. Alexander Running ne oldu? Aa Alexander Running oğlum var. Oğlum hiç konuları yönetemedin kendime, ki sen sürekli oraya geçene buna geçene. Ya. Niye lan sen evet. Duman mısın? İnce çok acayip inceler atıyorum. Yani. Geçtiğimiz hafta acaba yani uzun süredir Alexander yapmıyoruz. Acaba ne olsun falan diye şey ederken senden geldik. Hayır ondan geldi. Ondan mı geldi? Bana kimden gelmişti o? Sen biri sana yolladı. Sen de biri bana yolladı. Alexander Running diye bir olay çıktı. Şimdi bu... Yani şu tamam, ana kadar kendine yaptığımız... Sakla, tamam. Ya yok, şu tamam, ana kadar açtı, yaptığımız açtı. En tamam, saçma Alexander. Alex ama orada şöyle bir şey var. Bize gelen bilgiye göre şöyle koşmayı diyor. Keşfeden adamın adı Running'miş. Ondan Running olmuş. Evet. Thomas Running. Diyor ki 1748'de... Lan 1748'de kadar kimse koşmamış mı? Ya double hızla yürümeye çalışırken yanlışlıkla koşmayı yani bulmuş. İstanbul gibi... yürüyerek mi fethedildi? Kimse Allah Allah nidalarıyla surlara koşmadı mı? Hayır herhalde. Şöyle de olabilir. İlk başta bizim... Fake haber. Düz mantık bakıyorum... Hayvanlardan kaçıyoruz, mağara resimleri falan filan var ya. Evet. Yani mesela öyle bir durumda koşmayı akıl edersin herhalde yani. Yani vücudu bir zorlayayım dersin. Ya da belki koştuklarının farkında değillerdir. Ne yapıyoruz biz? Bu adam demiş ki kardeşim siz koşuyorsunuz. Hmm. Onlar hızlı yürüdüklerini mesela koşmayı olabilir. İlk icat etme yani ilk akla getirmek de garip. Birçok şey düşünüyorum ben bu anlamda da. Detaylara girmeyeyim şimdi. Yani bence bu mesela icat edilmemiştir. Şimdi. İcat ettirilmiştir bir yaratık tarafından. Sana icat ettirilmiştir koşmayı. Tabii içgüdüsü olarak ben buradan ne kadar hızlı... Yok Allah olabilirim diye vücudu diye. Zorlayıp. Evet. Aynen. Bel fıtığı falan da ondan oluyor işte hep. Tamam. O zaman. O zaman geçtim artık enlere ya. Belki uçabiliyoruz durdu o zaman. Şimdi mesela çünkü şöyle düşünüyorum. Nasıl düşünüyorsun? Rukancığım haksız mıyım? Mesela ilk daha kimse koşmamışken millet diyordu ki acaba biz koşabiliyor muyuz? Bundan daha hızlı hareket edebiliyoruz. Sonra işte mesela birini herhalde bir şey kovaladı. Koşmaya başladılar. Aa dedi ulan biz koşuyoruz. Koşma. Ya o koşan şeyi yakalayıp yemeği nereden akıl ettin? Ne? Yani bir hayvan dolanıyor. Hı. Ulan bu hayvanı ben alsam, öldürsem, yesem. Mesela. Mesela? Pişir. Çok vardır mesela o bir dönemde. Var, evet. Bir de pişir, o sonradan geliyor. Belki bizim uçum kabiliyetimiz var. Gerçi şeyimiz incelendiğinde yok. Yok. Kanadımız çünkü gerçi ben acayip PT ile beraber manyak kanat yaptım. Kas kanadı yaptım. Daha uçabilecek durumda değilim. Sütülü bilirsin ama herhalde uçmaz. Sucuk mu yaptıralım? Beyler sucuk yap. Bilirsin dedim ya. Biliyorsun. Şey süzüldü. Wingsuit. Tezerfen. Ahmet Çelebi. Bir yakadan öbürüne uçuyor. O da yalan diyorlar zaten de evet, yokmuş öyle bir şey. Fake diyorlar arkadaşları biraz o dönemi şey yapmış. Öyle bir şey olsa. Basın elindeymiş Tezerfen'in. Ya ne olacak ya abi uçtu dersin. Yazdır takvim gazetesine. Ya ona bakarsan Amerika Birleşik Devletleri'nde de son bilmem kaç yılın en büyük enflasyonu var. Millet aç geziyormuş. Aynen.
Soğan yiyorlar galiba. Amerika'da mı? Hı-hı. Amerika'nın soğanı da bir başka evet. Böyle böyle oluyor. Onion diyoruz. Onion. Kırmızı kırmızı. O yüzden onlar Wings oradan çıkıyor. Daha büyük. Bizdeki aynen. Wings'ler çok verimli olmuyor. Oradan gelen Wings'ler. Aslında ama Wings'i püre haline getirip püreyi tekrar kapladıktan sonra yaptığında çok güzel oluyor. Hı-hı. Anlatırım sana. Sen bu Onion Rings'in de ona da değinmek istiyorum. Artık gerçekten arkadaşlar. Yani çeşitli bütün kurumlar. Çeşitli bütün kurumlar neyse. Ya kardeşim yemiyoruz işte bu Onion Rings'i ya. Yemiyoruz. Hayır yani. Ben yiyorum lan. Öyle değil. Öyle değil. Onion Rings'i yiyorsak Onion Rings isteriz zaten. Yanında yollamayın artık diyor. Ya Onion Rings'in yollanabileceği bir şey de olabilir. Bir kızartma tabağı istiyorsundur. Hı. Ne bileyim sosis bir şey falan istemişsindir. Onion Rings. Sana neyin yanında geliyorum? Panağın yanına bile Onion Rings koyuyor artık insanlar. Böyle bir şey olmaz. Niye yani bu Onion olayı ne Onion? Ispanağın yanında. Her yerde Onion Rings. Enteresanmış. Bizden çok dışarı çıkmadık bu ara. Bu M firmasının yaptığı şeyden bahsediyorsun. Ne firması? M firması. M firmasının. M firması ne? Mac D firması. Kind of. Yani sen orada diyorsun ki ben işte şöyle bir video... Ama B firmasının patates... soğan halkası daha iyi. Ben yemiyorum. Bilemem. Gelse de yemiyor. Şu anda zaten yiyemezsin çünkü spor yapıyorsun ve diyettesin. Evet. Ben de intermittent fasting yapıyorum. Nasıl oluyor? 16-18 saat yemiyorum günde. Yemiyorsun. Sonra yemiyorum. Da yemiyorsun. Yemek söylediğin yarısını attın. İşte orada da nefsimi bastırıyorum. Fazla söylüyorum, doymuş gibi yemiyorum. Önce zihnimi doyuruyorum, karnımı doyurmama gerek kalmıyor. Ziyan. 18 saat zor. 16 saate bir saat bir süre sonra alışıyor vücut. 18 biraz zorlar. Ben 18 hiç denemedim. 16 bugün bayılıyordum burada. Yemek yemeseydim bayılıyordum. Çok agresif bir program olabilirdi. Evet. Evet. Ya da uyurdum. Yani. Bak, ne oluyor lan adam? Allah Allah. Sıkıldı. Sıkıldı. Resmen sıkıldı. Tamam, programda sıkıldı. Geç geç. İlk defa alıyor. Sen niye tıraş olmuyorsun? Sen niye okumuyorsun abicim TikTok şarkısını? Dolar yükselince telefon kabuğu almışsın ona dikkat et. Ya bu gerizekalımı anlatayım mı? Hı. Tabii tabii. Bunu anlatayım. Yani izleyicilere paylaşım tabii artık. Gizlimiz saklımız kalmadı kimseyle. Lütfen. Telefonun ekranı kırılmıştı biliyorsunuz. Evet. 4-5 aydır kırık ekranla geziyorum ben. Sonra bana bir fiyat geldi. Ekranın değişmesi gerekiyor. Ekranın fiyatına baktım. Ulan dedim ben bu parayı da çıkartıp bir yerden bir şey kazanmazsam ben bu parayı vermem. Çünkü yani kırılmış falan bir de yani. Telefonu aldığım günde cuma günüydü. Geç saatte aldım. Tam da dükkan kapanırken aldım. Önüne kılıf kaplama istemiştim. Yapamadılar işte herifler falan filan. Neyse geç kaldı falan. Ertesi günde ben telefonu kırdım. Aldığım ikinci gün ekranını. Adamlara bir sövüyorum. Ulan takmadınız bak böyle oldu. İşte... A firmasına söylüyorum sizin yapacağınız telefonun içine diye falan filan. Ben 5 ay sövdüm en son baktım olacak gibi diye tam dedim randevu alayım gideyim. Gittim oturduk karşı karşıya bir hanımefendi geldi. Dedim problem ne dedi işte ekran çok kötü bakın ekran dedim param bir de kırıldı daha da kırıldı ekran yani. 5 aydır böyle geziyorum. Kadın dedi ki bunun önünde bir şey var dedi. Kadın böyle böyle yaptı sonra bir tane şey çıkarttı abi oradan. Dedi sizin ekranda bir şey yok ki dedim. Adamlar o gün ekran koruyucu takmışlar ama ekran silme full kaplayandan takmışlar o yüzden anlaşılmıyor. Ben 5 aydır kırılan doymuş 5 aydır boş yere kırık telefonla geziyorum ya ekranla. O an ne hissettin mesela? Hayatımdaki en mutlu olduğum gerizekalıydım çünkü o para cebimde kaldı. Ama kadın kötü oldu tabii. Yani kadın bir gülme krizine girdi. Nelerle çünkü uğraşıyor. Özel yani sonuçta kariyerinde rastlayabileceği en özel salaklardan biri olarak karşılaştım yani. Bu kadına. Yaşa kadar nasıl hayatta kalmış falan demiştir içinden. Demiştir mutlak muhakkak demiştir yani. Elif de yanımdaydı o sırada. Elif'i de rezil ettik. Yani topluca sıkıntı İlişki oldu. İlişki de etkilenmiştir bundan. Etkilendi tabii yani. Haliyle etkilendi tabii yani. Okusana şu şarkıyı artık yeter. İstediğin başka bir şarkı oku. Ben de öyle bir kabiliyet söz konusu değil ya. Bir şey okumak, söylemek yani öyle bir şey zor bende yani. Çizebiliyorsun sadece. Tek yapabildiğim o şey galiba. O zaman anonsu sen yap. TikTok taftanın enlerine geçiyoruz diye. Tamam. Senden alalım kameraya bakarak. O zaman TikTok'la haftanın enlerine geçiyoruz. TikTok, tiki tiki tak, tik tik tak, tiki tiki tak. Kısa attım bugün. Bir buçuk attı. Kısa. Yarım. Eğlenecek durumda değiliz. TikTok'la haftanın enlerinde haftanın futbolcusunu N'Golo Kante seçtik. N'Golo Kante dün Şampiyonlar Ligi mücadelesinde Juventus'a karşı sakatlandı. Tatlar kaçtı o anlamda çünkü... Ben çok severim Kante'yi. Dünya tatlısıdır. Leicester maçında da inanılmaz oynadı. Hem sakatlandı bir moral bulur. Londra merkezi izleyince aa beni
haftanın oyuncusu seçmişler der diye Kante'yi seçtik. Selam da yollayalım o zaman. Hafta içerisinde hocam da Ian Wright'la Led Bible'a bir röportaj vermiş. Alamadığı oyuncular arasında en pişman olduklarından N'Golo Kante'yi. Bir zahmet. Ronaldo ile beraber. Yani hocam da neyse 25 milyonu da çıkarıp vereydi yani o zaman. Bunu bir de hocama 50 kere söylemişler. Beraber çalıştığı bir adam bak 4. lige 3. lige gidiyor bu çocuk sen al iyi olacak falan demiş. Almamış o ara. Bravo hocam. Yazık hocam yani yapacak bir şey yok. Haftanın takımını Watford seçtik. Aynen. Neden? Neden seçmeyelim? Çünkü buraya gümbür gümbür. Benim oğlum 2 penaltı kaçırdı gerizekalı gibi. Ama kaçırdıktan sonra millet bana yazmıştı. Sen bu çocuğa el verdin de bu sonra yüzden çok iyi oynadı ama. Ondan sonra top yapıştırdı oynadım. Golü. Ondan sonra hiç mention görmedik. Özür de diledi. İsmail Asar. İsmail Asar. Topçudur. Güzel. Topçudur. Çok tatlı çocuk yemin ediyorum. Vallahi alsam böyle direkt böyle evlatlık edinmek istesem isteyeceğim birinci topçu o. Bu arada Ben Foster'da asist yaptı maçta. Yaptı. Ben evet. Foster iyi oynuyor zaten. Aklın yolu bir abi. Ben Foster'ın varsa oynatırsın. Aynen. 38-38 oynar her türlü. Oynar. Haftanın menajerini Temet Akay'a seçtik. Temet Akay'la hoca. Aslında aynı takım aynı hoca. Hiç yaptığımız bir şey değil fakat. Takımı seçmedik takımı ki. Takımı seçmedik ki zaten. Saptal pardon adam. Bir dakika. Saptal adam. Ha doğru doğru. Takım Watford. Pardon. N'Golo Kante'yle karıştırdım bir an. Sonra program niye akmıyor? Ya benim... Vay! Ne oldu be? Vay! Harun abim 10 dakika. 10 dakika kral bağlıyorum. Harun abim ya gerçekten. Bu adam bir yol profesörü. Mesela küçükken go-kart'a başlamış olsa şu anda nerede olurdu kariyeri? Lewis Hamilton. Bak Max Verstappen falan. Şu anda Max Verstappen de zaten Hamilton'ın önünde de. Şampiyonluk yarışında çok az kaldı fark. Hamilton'ın 7 şampiyonluğu falan olmazdı. Neyse söylüyorum. Maksimum 2 alırdı Hamilton otururdu. Herkes Harun abimi seyrederdi. Böyle bir şey olamaz. Tam bir trafik teröristi. Haftanın menajerini Harun abi seçtik. Şikanları, bir şikan alıyor. Şikan nedir bir hocam? Şikan. Ya şikan yani işte yolun böyle kesiştiği yerin yan tarafı. Evet. Hangi yolun? Herhangi bir yolun. İsmi nereden geliyor? Ya şeyden Formula 1'in ilk dönemlerinde tamamen erkek egemen Formula 1. Ondan sonra kadınları da şey yapmak için, teşvik etmek için she can. Oradan yıllar içerisinde she can, she can, she can. Ve kadın pilotlar çok arttı ondan sonra. Şu an bu, Formula 1'de yok. Bu bilgiyi vermezlerse hiçbir yerde. Her yerde bulamazsınız. Şikan sayesinde. Serhan abiden de bulamazsınız bunu. Net. Serhan Acar bana bundan 4 sene önce sordu. Dedi ya dedi bu şikan da ne saçma kelime. Abi dedim sen ne diyorsun bilmiyor musun? Yok falan. Dedim şikan. Aa falan. Ondan. Haftanın golünü Rodri seçtik. Koydu, çat diye koydu. Rodri'nin çok, böyle de, golleri de çok seviyorum. Gol atması da yani o, özel olaylardan biri. Bir o kalmıştı zaten yani. Bu sene. Onu da yaptı. İçeride bir çocuk dolanıyor böyle. İsmail galiba o. Şeyde ölüm şeyi gibi çıkan bir tane var ya. O değil o değil. Kelle mi? Ege. Ege mi? Ha. Ege bir gel bakayım canım. Kapat bak kapat 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 böyle değil. Deminki halinle gel. Deminki halinle gel. Ölüm şeyi gibi böyle baksana eline. Azrail de mi? Ha o aleyhisselam. Ölüm şeyi. Ölüm şeyi. Aleyhisselam. Azrail gibi geziyor adam ya elinde bir tek şey. Azrail'de ne vardı ya elinde? Orak. Tırman. Orak. Haftanın kalecisi de Tim Krul seçtik. Evet. Seçtik. Neden seçtik? Çünkü Norwich zaten 6 ayda bir maç kazanıyor. Kazandı. Adam da kurtarış murtarış yaptı. Bir daha da burada zor bulur kendini. Bari dedik Tim Krul. Üst üste 2 maç kazandı şaka. Aslan Norwich bu. Norwich. İyi kaleci. Tabii. Tim Krul mu? Ben çok severim. Ben öyle Van der Sar gibi ince uzun kaleyi severim. Eli kolu uzun olanları. Edouard Mendy falan da öyle. Severim öylelerini. Mendy'yi seçecektik aslında ama çok Chelsea'li oluyor. Yoksa Mendy... Aa Burak geldi. Tipe bak. Ulan Burak az değilsin ha çakal. Yalı çapkını. Evet. Niye öyle şey diyorsun oğlum çocuğu? Ne bileyim. Evli baktılı adam hakikaten şimdi o da... Durduk yere... Nihan inşallah... Yazık zaten oldu. Seyretmiyordur Nihan bu programı. Zannetmiyor. Aynen bence de zannetmiyordur. Seyrediyorsa ama seyrettiniz yani. Sen lafın ne lan? El hareketi yaptık abi. Harun babama bak be. Harun babama bak be. Vallahi. Vallahi billahi. Çok büyük adam. Peki İstanbul trafiğinde şu anda Lewis Hamilton'ı teke tekte bugün alır mı? Lewis Hamilton İstanbul trafiğinde 4 metre gidemez ki zaten. Adam alışmış şey pıtır pıtır yollarda gitmeye. Harun babam 16 dakikada alıyor acaba dem şey arasını. Ne? Kağıthane. Yani bunu tavsiye etmiyoruz. Evet.
Almayın yani. Almayın, gerek yok. Ben birkaç kere düştüm aracın içinde zaten. Birinde vardınız herhalde, dangır dungur yuvarlandı. O yüzden cümleleri başta toparlayamıyordu. Öyle. Peki. Harun abi almadı diyelim. Eve gideceksin. He? Ulan bu nasıl bağlama be? Yılın moderator'ı. Ulan sana helal olsun. Yılın moderator'ı. Şöyle bir değişiklik var. Saat 6 ile 16 arası işe gideceksiniz diyelim. Çünkü mesela 16'da da 16'dan önce işe gidiyor olabilirsin. Neden? Gececisindir. İşte. Başka bir shift'in işte akşamcısındır gece. Yani. Evet. Aynen. İşte akşamcısındır. Bakıyorum aynen. 6 ile 16 arası. Ben de bakayım. Havalar soğuk. Sıkıntılı. Sıkıntılı. İşe gideceksin. Ulan diyorsun nasıl gideyim? Topu taşımaya binersem diyorsun yürürüm yürürüm falan filan. Çok kötü. Covid var. Soğuk, bilmem ne var. Soğuk falan. Covid var. Her şey karışık. Herkes o zaman diyorsun ulan TikTok mı kullansam acaba? Çünkü herkesin bir Harun abisi yok. Herkesin bir Harun abisi yok. 6-16 saatleri arasında bu soğuk havada nasıl eve varırım diye düşünmene gerek kalmadan ki eve varmıyorsun. Çünkü evden çıkmış olman gerekiyor takdir. Yani mantıken. İşe nasıl giderim acaba? Doğru soru bu. Ki ekonomide bu haldeyken işe gitmek lazım arkadaşlar. Gidin yani hakikaten paramparça durumdayız hep beraber. Kullanabiliyoruz yani. Bunu da bildirmiş olalım. 06-16 saatleri arasında hafta içi. Hafta içi miydi lan? Hafta içi aynen. Çok hakim aynen. Olduğumuz bir programı yavaş TikTok yavaş kirala şanslı saatler avantajıyla konforlu yolculuklarını şimdiden keyfini çıkar. Kaçırmayın. Kaçırmayın. Kapat. Harun abiye verdiğim sözden dolayı 4,5 dakikası kaldı programın. Çok kısa bir. Maçları verip gidiyorum. Onur Erdem'i tekrar tebrik et. Onda 8 yaptı. Maçları ver. Furkan'ı bir öv. Bu şekilde bitirelim. Güzel. Bir de TikTok'ta şeylerle bahsettik de top taşımaya binmeyen falan filan millet geliyor bok koyuyor. Bojim muhabbeti oldu ya bir de ondan da tercih nereye edebilir. Nereye koyuyorlar? Tramvaya koyuyorlar. Aa, tamam şey gördüm. Tabii. Sabah gördüm. Köpeğe bok atıldı bu ülkede ya. Literally bok atıldı köpeğe yani. Bojim. Biz nereye geçtik ya tekrar? Bojim hiç sıkma canını. Açtı ya. Açtı, farkında açtı. Olmadan bile açıyorum yani. Aynen. Sen, bu adamın gözleri niye bu kadar kırmızı? Ne olmuş bu adamın? Ben bak gözleri kırmızı, sakallar uzamış bir salınmış. Bir şey mi kullanıyorsun sen? Yok, aktif dinleniyorum. Aktif dinleniyor. Yani ne hayat olduğunu çok çözemedim. Aktif dinleniyorum. Madde kullanımı gibi geldi bana ama araştırmak yani lazım. Şimdi adam belli ki uyuyamıyor mesela. Evet ama yani bazı maddeler var ki hangi buna sebep onlar olabilir. Uyku hapı. Uyku hapı uyumamaya sebebiyet verebilir diyorsun. Aynen. Çünkü çok içersen ters de tepebilir yani. Belli bir döngüden çıkman gerekiyor çünkü. Güzel. Şimdi Onur Erdem 10'da 8 yaptıktan sonra bu hafta çok ciddi bir baskı hissedeceğini düşünüyorum. Ya hiç hissetmiyorum. Peki o zaman maçta veriyorum. Erman ne anlatacağını biliyor mu? Geldi bazı maçlar benim elime. Biliyorum. Başlıyorum. Senden bir ricam var bu haftaya özel. Furkan'a da bizden ayrı Premier Lig dışından tamam. İki maç sor. Tamam peki. Gün be gün bunu yapacağım. Nasıl yani? Yani cumartesi maçlarını bitiriyorum Premier Lig'de pat. Cumartesinden başka bir lig soruyorum. Al sana helal olsun lan. Tamam. Arsenal Newcastle United. 1. Eddie Howe'un ilk maçı. İkinci maçı lan. Otelden yönetti o maçı. Otelden istiyorsa şeyden yönetsin. Oğlum gelebilecek mi sahaya? Gelir ya. Niye gelsin gelebilecek oğlum? Adam daha şeyde lan. Karantinada yok. Karantinada. 10 gün daha yok. Yine ben o zaman etik kaygılarımı ön plana koyuyorum. Çünkü bu mücadelenin anlatımıyım. Ve bu nedenle herhangi bir tahmin yapmıyorum. Yapmıyor. Etik kaygıları alt olur. Kenara güzel. Alt olur. Alt. Palace Villa. Alt mı olur? Arsenal Newcastle. Niye alt olsun ya? Bence olur. Kaç alt olacağını da dedim. Kaç alt olacağını da söyleme. Belki 5,5 alt olacak. Evet. Alt olur dedi genel olarak. Ama evet. Program tarihinde ilk kez sert bir çıkış oldu tahmine. Ola tahminen. Hiç böyle bir gerginlik yaşanmamıştı. Yani evet. Ola tahminen. Palace Villa. Ünlü Finlandiyalı tahminci. Palace Villa. Palace yenilmez. Bunu da anlatmayacaksın. Kage var. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Geçen hafta Palace Pandras ve Pera Palace ilişkisi üzerinden bir şey kurdu ya. Netflix'e dizi geliyormuş. Palace yeter Pandras, artık. Pera Palace. Ama Pera yeter Palace artık. Ya bir beyaz gözlüğü çalar. TV8 hal hal. Netflix, Pera Palace. Bu nedir be kardeşim? Avukat şartı. Bu abi. Nedir be kardeşim? Liverpool Soton. Bir. Yani buna da neyse okey bir. Norwich Wolverhampton. Kage var. Dur. 3,5 alt. Brighton Leeds United. Bir.
İddialı. 1.5 üst. Peki. Ulan 20. dakikada 1.5 üst olur zaten. Olmayabilir lan. Leeds'in maçları öyle olmayabiliyor. Çocuksun. Peki. Villarreal Barcelona. 2. Empoli Fiorentina. Villarreal Barcelona'ya ne kadar artık gidiyorsun? Nasıl sen öyle? Brentford Everton. Brentford yenilmez lan. Mümkün değil yenilmez yani. Öyle yenilmez. Mümkün değil yenilmez. Mümkün değil. Yenilirse gelin benim bunun. 4.5-6. Oha. Burnley Tottenham. Bu da bir tahmindir. Yapacak bir şey yok. Yalnız o maçta 5 gol olacak ve ben alkole düşeceğim. Öyle bir hissim var. Burnley Tottenham. Brentford Everton maçında 5 gol olacak ve Burnley Tottenham 3-2 biter o maç. Conte hocam oradan çıkamaz. Kim nereden Burnley çıkamıyor? Çifte. Burnley Tottenham. Vurur Tottenham. Tottenham rezalet. Nereye vuruyor? Ama Leicester, vurur. Leicester Watford. Hocadan dolayı vurur diyorum. Leicester Watford. Leicester artık Leicester da bir kendine gelir. Watford'un da enteresan hareketleri oluyor. KG evet. Var. City West Ham. Söyle lan kendi takımın. West Ham yenilmez diyorum lan. Katılıyorum. Ben öyle bir yenilir ki vallahi West Ham. Çünkü kupada zaten bir kere. Orada bir tıklama orada yaptınız bir ama bu iş öyle benzemez. Abi Paris maçının dönüşü falan filan olarak karışık sert olur. Sert olacaktır. Peki. Çok kayıp verisi. Çipriyemiyent şey olur. Chelsea United. Chelsea yapıştırır. Sorgusuz sualsiz. Verdim o zaman. Rennes Clermont. Clermont çok formda, dikkatli ol. KG diyorum. Ulan Rennes ezer geçer ne Clermont'a. Kamal Sulemana. Rennes. Rennes. Rennes değil yani. Rennes. Beraber ne diyor oğlum bu? Rim değil mi oğlum onun adı? Rim lan. Reims diye yazılan Rim diye okunur. Hayda. Açalım forvoyu. Atilla Mayda. Rams ne oğlum? Rams yok Rammstein. Ben de ne diyor diyorum ya. Dur. Allah aşkına bu cahil Rans. Adamın sunduğu bu program artık bitirmeli. Dur. Rans. Ben ne dedim? Rans. Rans diyorlar bunlar. İlginç. Fransızların da sağ solu belli olmuyor. Fransızca bilmiyorlar demek. Aynen. O zaman bu haftalık programımızın, bu enteresan programın soruna geldik. Yok mu başka sorun tahmin? Hava durumu, dolar, molar. Doları tahmin edelim. Gelecek haftaki programı çekene kadar dolar kaç olur? 15 olur herhalde. Yani iki konuşmaya bakar. Oha. İki de konuşur. Kaç olmuş şu anda? 12.3'e kadar indi. 12.3'e. 14.2 diyor. Yok olmaz lan. 13.8 diyorum ben. Bu spekülatörlere lütfen... Alet olmayın. Alet olmayın. Evet. Bu adamları lütfen dinlemeyin. Beni sanıyorum, sen sordun bana. Tamam sordum, sen de söyleme kardeşim. Allah Allah. Şey falan sormayacağım, pound man sormayacağım mı? 20. 18 pound. 18 pound. Bitcoin 60-65 arasında gezer. Onu bilmiyorum. Ethereum. Ethereum ne lan? Öyle bir şey mi var? Koklatıyorsun ya şey. Tamam ben kapattım programı. Kapat. Buyurun. Allah.